Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan ve yine bir sabah kahvaltısından günaydın sevgili takipçi kankalarım. Evet, bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Şimdi videolar bir gün değil, hatta iki gün geriden gelecek. Bugün günlerden pazartesi 1 Mayıs. Emekçi ve işçi kardeşlerimizin işçi bayramı mıydı? Neydi öyle bir şey? Neyse, dünyada bugün resmi tatil. Çocuklar evde. Yine dedim onlara, şöyle evde oldukları bir gün, bir sabah annecikleri dedim, onlara dedim güzel bir kahvaltı hazırlasın dedim. Şöyle şuraya mantar sotesi yapıyorum. Neredeyse bitti. Neredeyse de bu pişti. Bunun altını kapatabilirim. Şuraya da patates, sucuk. Üzerine de birazdan 3 tane yumurtayı kıracağım. Biraz ortaya kahvaltılıkları koyacağım. Ondan sonra bir de çay demledik mi? Gerçi bugün demleme yapmayacağım. Çocuklar içmiyor. Dün demledim, içmediler. O yüzden bugün kendime sallama yapacağım. Ben Almanların bu resmi sallama çayını çok seviyorum. Böyle bakalım. Kahvaltı hazırlığına başlamış bulunmaktayız sevgili takipçi kankalar. Evet, bugün de yer sofrasındayız. Şöyle mantarımız, işte bunu da demin gördünüz zaten. Şöyle en sevdiğimiz kahvaltılıkları koyduk. Gülşen ekmek almayı aldım. Simitle şöyle ekmek aldırdım taze. Kendime de bir sallama çay yaptım. Herkes asosyal bir şekilde elinde telefona bakıyor. Ben de bakacağım. Yapacak bir şey yok. Şuradan şeyden versene, şişeden. Neyse bakalım, böyle. Hadi bize afiyet olsun. Hadi iyi akşamlar kardeş. Çok gereksiz. Evet arkadaşlar, evi toparladım. Ondan sonra çocukları hazırladım. Onlara çanta yaptım. Onları babalarına götürdüm. Şimdi biz kızcelerle, bunlar gayet spor. Ben de gayet şık. Açılışa geldik. Melisciğimin bugün biliyorsunuz her sene sürekli bölgesel zayıflamaya geliyorum ya. Melis'in bir önceki güzellik merkezi bayağı böyle küçüktü. Ondan sonra şimdi birkaç kapı yan tarafında ki dükkanı kiraladı. Çok daha büyük ve çok daha geniş bir yere geçiş yaptı. Ve bugün de onun açılışı var. Biz de açılışına davetliydik. Güzel davetlileri olarak. O yüzden dedim hani bir YouTuber olarak dedim çok dedim şık olayım. Bunları gördüm, şok oldum. Kimi? Neyse. Bizi mi? Bir YouTuber olarak şık olayım dedim diyorum. Sizi de böyle trenç kotlarla görünce. İşte ben Özge'yi telefonla giyeceğim dedim, hemen aynısını giymiş. Neyse gelin bakayım. Aa, bacıkolarım. Evet. Bu arada çikolata mı hediyemi evde unuttum. Aceleyle. Evde unuttum resmen. Evet, şöyle geldik, hemen odaları gezmeye başladık. Burası arkadaşlar güzellik salonu, güzellik odası. Bakın burada tumbleshing yapılıyor. Daha sonra tırnak bakımları yapılıyor. Cilt bakımları, profesyonel cilt bakımı. Aklınıza gelebilecek güzellikle, cilt bakımıyla, diş bakımıyla her şey böyle burada arkadaşlar. Aynen. Böyle. Bu da ben. Arkadaşlar burası da lazer odası olmuş. Bu arada Melis'te buz lazer var. Biz hepimiz yaptırttırdık. Onu söyleyeyim. Tabii bitmedi de. Ama yaptırttırıyoruz yani. Sizler de Melis'i tercih edebilirsiniz. Maxilim her ten. Ne güzel. Arkadaşımın ne güzel reklamını yapıyorum bak.
Bu da ne yapmışlar? Achtung, lazer, girmeyin diyor lazer. Ay benim en sevdiğim. Bu benim en sevdiğim. Işık açın kız. Arkadaşlar vücutta o kadar güzel ödem attırıyor ki şu alet, anlatamam size. Her yerin ayrı bir odası var. Öbür taraf da güzeldi ama böyle hani yan yanda böyle küçük küçük minikti. Ama böyle ne kadar güzel olmuş yerler falan, böyle laminatların rengine falan bayıldım. Çok şık, kendiniz gerçekten çok böyle ultra lüks bir yere gelmiş gibi hissedeceksiniz. Yani gibi değil, aslında çok ultra lüks bir yere gelmiş olacaksınız. Evet. Vallahi bak küçük ama ne kadar hoş bir detay olmuş o çiçek, evet. Orada. Evet, şimdi ben hemen bu hafta geleceğim. Ondan sonra... Bakın bu arada Melis takı satışı da yapıyorlar artık. Ya, gelin bakın. Evet, bakın. Takı satışları olacak. İsme özen, şu isim takıları. Bakın burası da bir diğer. İşte bu G5'lerin, şu G5 makinesine bayılıyorum arkadaşlar. Vibratörlü durr diye geliyor böyle. En çok sevdiğim. Yine bu Melis'in kendi ismiyle ürettirdiği, özel İstanbul'da ürettirdiği makine. Bunda da birçok şey var. Buralara gelip, Melis'e gelip vallahi indirim alabilirsiniz. Benden geldiğinizi söyleyin. Yani o böyle bir şey söylemedi ama ben söylüyorum. Benden geldiğinizi söyleyin, size indirim yapsın. Ondan sonra yine bu da Yasmin. Böyle bakalım. Şuradan bir çekir bakalım, bir de ben çekeyim kendimi. Ve bir diğer oda. Şimdi bu aletlerden onda bayağı. Vallahi odalar ne kadar geniş, ne kadar güzel. Çok ferah. Ah canım arkadaşım. Ay bol kazançların, bol müşterilerin olsun inşallah. Şurada benim bir resmimi çekin. Yalnız Melis hakikaten çok zevkli bir döşeme olmuş. Çok güzel, zevkli gerçekten. Sağ olun, evime de gelebilirsin. Bana da böyle dekor. Çok güzel olmuş. Burası çok daha ayrı bir. Ben bu makineleri daha henüz size göstermedim. Bunlar da six pack falandı galiba. Popo ve karın bölgesini sıkılaştırmak için miydi neydi? Bu da memiş. Yok pardon. Popo lifting. Poposunu kaldırmak isteyenler için. Kızlar, bu karın ve kalça kasları. Canlarım benim, biz açılıştan çıktık. Ay dur, dudaklarım bir şey olmuş. Valla çok güzel ikramlıklar vardı. Hatta biz, Özge diyor ki bayağı diyor erken yemek yemişiz. Biz yemeğimiz, biz karnımızı doyurduktan sonra, ikramlıklardan sonra yan tarafta onların döner şeyleri var. Ve çok samimiler sürekli, çünkü artık orada çalıştıkları için dönerciden yemek oluyorlar. Onlar da bir geldi böyle elleri kolları dolu. Valla iyi oldu çocuklar için falan, böyle evet. Pommes nugget getirdiler, döner getirdiler, baget maget falan bir sürü şey getirdiler. Ama onlar da çok güzel hazırlık yapmışlar. Her şey çok lezzetliydi, çok güzeldi. Canım arkadaşımın yeni mekanında Rabbim inşallah bol bereket versin. Ondan sonra canım inşallah böyle bol kazançları olsun. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eve geldik, çocuklar da hazır Turgut'tayken. Ben 2 dakika yüzeyimi değiştireceğim. Ben Alman vatandaşıyım, onu kullanamıyorum ama Özge ve Selcan oy kullanacak. Özge bugün grupta oy kullanacağını söyledi, oy kullanmak için söyledi. Selcan da dedi ki aslında dedi ben de gelebilirim senle dedi. Böyle bir muhabbet kurdular onlar. Ondan sonra Nurfer kıskandı. Nurfer de dedi ki ben de dedi insanım dedi, yani oy kullanamayabilirim ama dedi arabada size eşlik ederim dedi. Ondan sonra ben böyle ne oluyor be dedi. Ben vallahi kıskanırım siz giderseniz, ben gelemezsem dedi. Dedim o dedim benim arkadaşım dedim. Siz dedim kim oluyorsunuz dedim, benim arkadaşımı ben siz dedim bir yerlere götürüyorsunuz.
Ben dedim çok kıskanırım. Vallahi dedim olmaz dedim. Ben siz olmaz dedim. Vallahi kıskanırım dedim. Ay dedim o arabada ne muhabbetler döner şimdi dedim. O yüzden iki dakika üzerimi değiştirdim. Bunların hepsi üzerlerim müsait uygulanmak için. Ben, biz onun için. Ben pek müsait değilim. Kız Emine Erdoğan gibiyim ben. Emine Erdoğan gibi kadınım yani. Bir de bile leopar demiş. Derili. Halka selamlamaya geldim arkadaşlar. First lady gibiyim şu an. Ay yalnız çok kilo vermişim, çok incelmişim. Bugün bir kez anlattım. Aa şöyle şuraya bir resim koyayım size. Kıskanmayın ne olur. Azmedin. Neyse 2 dakika üzerimi değiştireceğim. Selcan bizi bekliyor. Hemen dedim 2 dakika evde üzerimi değiştireyim. Ondan sonra çıkacağız. Esen'e doğru gideceğiz bakalım. Ben oy kullanamıyorum. İşte neyse, ben de Almanları kullanıyorum oyumu. Ben de kullanmıyorum. Öyle. Evet, maceradan maceraya atlıyoruz. Açılışları yaptık. Ay var ya, bir sıra var. Oy kullanma kuyruğu, o arabalar, o izdiham. Her şey vatan için. Hak eden kazansın. Rabbim inşallah doğrunun yanında olsun. Doğru olan, hak olan, ülkeye gerçekten faydası olana, olacak olana kazanmayı nasip etsin. Keşke oy kullanabilseydim. Ama işte maalesef. Arkadaşım şal madanımı beğenmedi. Şalımı düzeltti. Dedi bundan sonra dedi böyle yapıyorsun dedi. Bir sıra var. Normal değil. İnşallah herkes aynı şey olur. Evet bakın arkadaşlar ATV'de canlı yayın mı yapıyor artık ne yapıyor bilmiyorum da. Size. Bakın, yemin ederim bir de yağmur başladı ama bizim ne kadar yağmur çok kalabalık, ne kadar çok kalabalık. Allah'ım ana baba günü. O kendimi şeyde zannettim. Özge ile Selcan'a ta giriş kapısına kadar uğurladık. Evet. Haydi koçum dedim. Oylarınızı verin biz sizi bekliyoruz ablam dedim. Evet. Evet. Nurfer de Alman vatandaşı. Mahalleden de bir sürü kadın var. Diyor ki niye girmediniz? Dedim ben lanet olsun dedim Alman vatandaşıyım. Ama değiştireceğim. Türk vatandaşlığına geçiş yapacağım yani. İnşallah. Şimdi kızlar çıksın. Ondan sonra artık eve doğru tekrardan yola çıkacağız. Asla buradan doğru kahve içmeye falan gitmeyeceğiz. Asla. Herkesin çoluğu çocuğu bekliyor. Başka bir geniş bir günde olsaydı giderdik ama bugün asla gitmeyeceğiz. Yani öyle bir şey yok. Öyle yarın okul var. Çocukları alacağız. Evimize geçeceğiz. Arkadaşlar bir yağmur başladı ama yine de kimse sırasından çıkmıyor. Ve bakın şimdi, size uzaktan şöyle yakınlaştırıyorum. Ve bu sıra, bakın bu sıra oradan geliyor. Buradan şöyle dönüyor oraya gidiyor. Ve bu sıra, demin biz bu sıranın ta bu şeyin öbür tarafındaydık. Vallahi yaklaşık 2 saate yakın bekledik. Şimdi Özge ile Selcan demin de söyledim onlar içeri girdi onları bekliyoruz ama içerisi izdiham dediler.
aşırı kalabalıkmış. Buradan bir saatte çıkabilsek iyi dediler. Biz burada tanıyacağız. Ya buraya ya. Kız ben şekerden yapalım, eririm ben. Şu an şöyle boş bir vakit bulmuşken bu videoyu kapatayım. Dün çünkü en son size yağmur yağıyor, ben şekerden yapalım, eririm kız dedim. Orada telefonum kapandı, şarjım bitti. Ondan sonra ne yaptık? Biz 1,5 saatten fazla Özge ile Selcan'ı da onları içeriden çıkmalarını bekledik. Orada donduk. Neyse yani 3 gibi oradaydık. 7'de ben çocukları aldım. 2 dakika eve gittik. Çocukları aldık. Ondan sonra hep beraber yemek yemeye gittik. İşte Selcan, ben, Özge, Nurfer. Bir de ben benim çocukları aldım. Ondan sonra Gülşen'i, Mikail'i, Ömer ailesi babalarından aldım. Yemek yemeye gittik. Güzel karnımız doyduk. Peşine bir de kahve içtik. Ondan sonra saat 9.30'da gittiğimiz restoranttan çıktık. Eve gittiğimizde saat 10'du. Ya da 9'da oradan çıktı. Aynen, yok, 9.30'du. Eve geldiğimizde saat 10'a 10 vardı. Öyle söyleyeyim. Yani bizim yakın çevreye bir gitmiştik. Ondan sonra hemen dedim, Gülşen zaten gündüzden banyo yaptıydı. Dedim Mikael, hemen dedim banyoya giriyorsun. Öyle yani. Sonra da zaten herkes pıt pijamalarını giydi, bayıldı. Dün ama ben nasıl yorulmuşum var ya, anlatamam size. Tabii sadece ben değil. Ben de, Gülşen, Özge de, Selcan da, Nurfer de, herkes öyle dedi. Şimdi sabah konuşuyoruz. Diyoruz ki bayağı ama 2-2,5 saat ayakta kaldık sadece. Ondan sonra biz işte merdivenlere oturduk ama inanılmaz yani, o rüzgarla birlikte bir soğuk geldi. Yağmurla birlikte bir rüzgar geldi, bir soğuk geldi. Biz var ya, Nurfer'le titredik, resmen içimiz dondu. Ama çok şükür hastalanmadık. Yani inşallah yine önümüzdeki günlerde de böyle hastalanmayız. Öyle. Öyle yani. Başka da bir şey yapmadık aslında. O yüzden bu videoyu bu şekilde burada kapatabilirim. Ve yarınki videoda buluşmak üzere vedamızı yapabilirim. Benden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah buraya kadarsı keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki vlogda yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.